Evet. Korkma gören masum köylü. Bak atıyorum. Valla bebek battaniyesi Tamam, olarak. bu ışık da şey yapıyor, telefon kurkur yapıyor. Gidiyorum. He? Gidiyorum. Bas bakalım, olsun. Ne olacaksa Korkuyorum. olsun be. Ay Ana, en güzel gitti. geliyor. Bu kadar para verdik canım, dönsün böyle çalışsın, bir şeyler yapsın ya orada duracağına. Kaç dakika sürüyor bu? 2 saat. 2 saat mi? Bu ne? 2 saat balkonda da kurutuyor bu. Bu ne? Bu mevsimler içinde işte. Kışın 2 saatte o ne kadar güzel. Bu kıpkırmızı normalde bu İçi için. kuruluyor bence. Deposunu soranlara Kurutma. hemen göstereyim. Deposu burada. Çalışırken yapmazsın Yok. sen. Böyle. Ya bakalım, bakalım Hadi ne olacak? bakalım. 2 saat he? Bu ürün ev tipi 2 saat kullanımı ben de için. kuruturum burada ya. Uzun kablo kullanmayın diyor. Sigorta kullanmayın. Burada neler diyor. Hadi bakalım bismillah. İyi. Kurutma makinesinin ilk işlemini gerçekleştirdik. Ben Ne? zaten bir saniye açma. Battaniyeyi elime aldığımda battaniyenin böyle parladığını gibi hissettim. Sen bunu nereden açtın? Ortasından. Ha. Ne? İnanın bir battaniyeden şu kadar tiftik çıktı ve o battaniye tiftikliydi ben biliyorum. Eski gözüyle gördüğüm bir battaniyeydi. Hmm. İnan hiç eski gibi durmuyor şu anda. Temizle. Aynen bırak oraya battaniyemi göstereceğim şimdi. Battaniyem aslında güzeldi. Üzeri böyle hep tiftik tiftikti. Şöyle bak şunlar var ya hep böyleydi. Hani ben bunları öylesine şey yapıyordum. Vallahi şu anda değerlendi gözüme. Püskülleri bile nasıl güzel. Kendine gelmiş battaniye. Ümit ediyorum ki battaniyelerimi böyle güzel güzel yıkayayım. Hurçlayayım kaldırayım artık yavaş yavaş. Ay ne güzel oldu. Ay çok beğendim. Çok hoşuma gitti şu anda. İnanın abartmıyorum. Reklam işbirliği falan da yapmıyorum ama pırıl pırıl parladı battaniye. Ay Allah razı olsun. Çok beğendim. Bu da diğeri. Ama şu anda kameraya çok yansımıyor ama hep böyle tiftik yani çok fazla var. Yani ne kadar görünüyor mu Göktuğ? Görünüyor. Şu tozlar mı? İşte onlar tiftik yani. He. O çok var. Aynen bu çok fazla. Diğerini gördükten sonra bunu hemen bunu da atacağım şimdi akşamdan. Böyle yani. Tiftiği belli oluyor mu? Diğerinde hiç kalmamış. Yani gerçekten şaşırdım. Beklediğimden üst bir performans yani. Ha bilmiyorum artık elektrik faturası ne gelir onu Bir bilmiyorum. şey En azından diyeceğim. doğal gazı kapattık. Onu kapattık bundan dengeli. Bak onun püskülleri tane tane olmuş. Böyle bu birbirine geçmiş hep. Şimdi senin battaniyeni de atayım hemen yıkamaya. Sonra kurutayım. Hepinize selamlar, sevgiler. Allah'ım ölürüm ben size. Ne yapıyorsun sen şimdi? Tabii ki dökmemiz lazımdı. Değil mi? Tabii ki de lazımdı. Başka şimdi sırayla hayal ablalık yapıyor Rüya'ya. Tabii ben Hemen de hallet edeceğiz. yanlarındayım. Dikkat edeceğiz. Tamam. Yo Temizlik. antibiyotik nerede? Antibiyotik Ana bulamadım. antibiyotiği Kız bulamamış burada. ya. O katayı. O katayı. Anne. Onu. Tabii bu. Allah. Dur gel ver vereyim Ben ben. sana söylemiştim. Dur. Onu. İlaç reklamı yapıyor gibi oldu kız. Dur. Ay patladı anne. Dur sen içiremezsin onu bana ver. Sen tut. Böyle tut. Böyle tut. Çelim. Çantacığım. Artık nasıl tutuyor? Kaşık nerede? Orada Kaşık burada. Daha katerin içmene gerek yok ya. Antibiyotikle şey yeter. Şu ilacımız böyle. Dön 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 dön. Bakalım Anne. hangimiz geldi? Allah. Bismillah. Allahu Anne. Ekber. Aç aç. Kız açsana. Allahu Ekber. Ay Aç. çok acı. Kız korktu. Ben de döktüm. Bak. Ay. Çok tatlı. Hayatımda yediğim en güzel ilaçtı benim bence. Değil mi Rüya? Ben Parol'u çok seviyorum. İlaç saatimiz. Ben Kate'yi çok seviyorum. Değil mi? Şimdi Kate'yi bir şunları. olay.
İlaç saatimiz bitti. Hayal ablamız okula gitti geldi. Rüya ile biz evdeydik bugün. Yattık, uyandık. Evde bir iki işlerim vardı benim. Onları hallettim. Sonra burada ders yapıyordu Rüya. Öğle ilaçları bak, vardı. Maddeleri yazdım. Neyin maddelerini? Doğum yerleri. Yani ne konu, ne ders ne? Konu insan hakları. İnsan haklarını daha çok öğren. Özellikle kendi haklarını hiç ezdirme. Allah, yas havası gibi bir hava. Mevlana'dayız. Anne, Batu'nun kardeşi falan var ya. Hı. İşte ben onun sınıfını öğrendim. İkice. Teneffüslerde çıkıyoruz. Oyun oynuyoruz. İyi yapıyorsunuz. Ben de böyle evdeyim. Bu akşam iftara Eltim'e davetliyiz. Bu arada şöyle bir kargo geldi. Bu kargonun bir parçası daha varmış. Dün akşam tahmin etmiştim Ünite. Bu sürprizi de ben bozdum. Tabii ki. Ama içi nedir ne değildir gerçekten bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Hayal Hanım'ın dünkü yaptığı makarna. Afiyet olsun kızlar. Güzel mi? Sen yaptın ya da güzel. Kremalı ve salça. Sen nasıl oldun? Bak bir. Ateşin yok. İyisin, iyisin. İyisin bugün. Kulağında sorun var mı? Ağrıyor mu? Ağrıyor ama böyle. Senin kulağının içinde sıkıntı yok. Senin boğazın vuruyor. Çünkü kulağından doktora gittin. Yani o boğazla alakalı bir durum. Yani başta da demişti zaten. Boğazların ağrıdığı için kulağına vuruyor demişti. Evet, yani senin özellikle çok çok soğuk, özellikle buzluktan buz falan yememen lazım. Anladın mı? Yoksa direkt kulağına vuruyor senin. Yani kimisinin burnu tıkanır, kimisinin gözüne vurur, senin de kulağına vuruyor. Dikkat edeceksin. Böyle hani bir şey çiğnediğimde de bak. Evet, bu işte buralarla hep bağlantılı. Göktuğ da öyle. Çok geçmiş olsun. Güzelce dinleneceksin. Tamam mı? Tam ben aşağı indim. Ümit eve çıktı. Buzdolabı için o arkasındaki bir parçası değişecekti ya. O gelmiş. Şimdi ben de eve çıkıyorum. Kısacık oldu. Bir daha inerim. Neyi varmış dolabın? Fan bozulmuş, bir de motor üzerindeki kap çürümüş. Fan ve kap. Bakımsızlık var be. Buzdolabının bakımlarını yapmaları lazım. Tabii ki. Efendim? Ümit aşağıya indi, tekrar yukarı çık. Ümit bugün mahvoldu. Ben bugün meyve kaç kere çıkacağım ya? Anne kesin şey. Bunu çıkarmıyorlar yukarıya. Değil mi? Hadi gel bunu kur. Kirlendim. Ağzım burnum kurudu ya. Gidiyor. Ben de tam mutfağı temizliyordum. Sen zaten süpürmüşsün. Sen su süpürdün. Kim sen de tam süpürdün? Ay sağ olsun. Şu an anlayamam. Akşam belli olur o. Sessizlikte. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ünite gelmiş. Düştün mü? He, düştün sandım. Anne, televizyon arasında bir şey almış olabilirdi. Onu almış zaten de. Görmedik, daha açılmadı. Bence beyaz. Şimdi şuraları toparlayayım. Göktuğ bir şeyler yiyecekmiş, yesin. Ebru'yla dışarı çıktık. Ben iftara gideceğim diye çok rahatım bugün. O dolabın kirlenen yerlerini temizledim. Ebru'ya daha misafir geliyor, 3 kişi. Ama şey, yani habersiz misafir. Sana geliyoruz demişler iftara. 1,5 saat var iftara.
Burada... Hayır, ilkten gelmiyoruz dedi. Yine arada geliyoruz dedi. Saat böyle altı. Bir karışıklık olmuş işte. Saat 6'da en son geleceklerine. Hazır çorba satılanlar varsa bekliyoruz. Ya bari hazır çorba al, hemen karıştır. Yani. Pilav, zaten pişmiş tavuk alacağım. Tamam, başka? Yoğurdun varsa bir cacık ortaya. Cacık. Bir şey olarak da çiğ köfte mi koyayım? O da olur. Başka? Çiğ köfte al ki doyurucu olsun. Oruç tutanlar geliyor zaten. Hepsi gidiyor. Kaptın yine sevabı. He? Kaptın yine sevabı. Koş! Allah 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 Allah. Mevlana da. Gitmedi biliyor musun? O şey, araba hep sentre gittim şuraya. Hı. Sonra arabayı çekecek yer bulamamıştım. Işıkların oraya çektim. Lan dönüş yok. Buradan kaptırsam karayollarının oradan çıkacağım. Tekrar beni ışıklara bağlayacak. Ben de ışıklar hemen yanınca baktım. Şurada araba buradan bindi. Tersten. Ceza gelir mi gelmez bilmiyorum. Kamera var mı kamera burada? Kamera var mı burada? Varsa gelir. Bilmiyorum ki. Bak bak Ebru'ya bak bak. Cin olmadan adam çarpmış bak. Ama hiç dolancık halim yoktu. Yine böyle son dakikaları oynuyordum. Değil mi? Mevlana'dan çıktı. Buradan çıkınca farklı bir yere gelmişim gibi oluyor. Anam çok yaşlandı. Çok yaşlandı. Benim bıkınım tutmuyor. Ay bismillah. Ebru'nun bu akşam misafir menüsü hazır, tavuk. Bakın utandı. Ne utanacağım abi? Teyzem öyle çıkardı. Ya, böyle tavuklar. 50 liralık i̇şte yaptım dedi. Ben öyle anladım. Yok. Gayet güzel evde. Ebru'nda ne var? Ya hazır. Salata aldı. Tamam. Masayı kurdum da. Dışarıdan kurdum masayı. Dur be, pilav, pilav yok. Pilavı da alıyordu. Lokantadan aldırmadım. Dünden kalmıştır dedim. Bak. Ne? Yok ya, yaptırayım şurada. Rengi bile bitmiş anasını. Bizim pazardan aldığımız bundan daha iyi. Ya ben onu da beğenmedim. Pomegranate'den seviyoruz biz artık. Aynen. Marketteyiz. Bir şey istiyor mu? Yok yok, bir şey istemiyorum. Ben bir de içecek alacağım, tamam. Evet, dükkandayım. Uzun zaman sonra. Kumandayı aldım da bunun kumandası olmadığını... O mu? Hangisi? Bu mu? Dur, yaptım mı? Evet, kıstım televizyonu. Ay. Nasıl bir hava, nasıl bir sıcak böyle. Ayran falan aldım, içecek. Çilek aldım. Tatlı götüreceğiz misafirliğe giderken. Kaç gibi gideriz? Ezanla. Ezanla. Aynen. Ben de bugün rahatım diye böyle buralarda, oralarda öyle takıldım, durdum. Ama bir karma karışıktı o. Bir Ümit gidiyor, bir geliyor, bir o geliyor, bir kargo geliyor falan. Öyleydi. Bakalım kargonun içinde ne çıkacak? Birleşince nasıl olacak? Ben onu daha çok merak ediyorum. Öyle bunu söylemek istedim. Çocukları bekliyoruz. Evet, bugün mahvolmuş. Nasılsın? Ya bir de alerjik. Evet, tam senin var. Havalar. Susadım. Ya şu şeyi söyle. Kurutma makinesi ne kadar aldın? Soranlar var. Ya modelini yazarım, ona göre bakarlar. Bilmiyorum ki. Evet. Şimdi ben şeylisini aldım. Bu ısı pompalı diye aldım. Hortumu yok. 13,5 liraydı ama şimdi baktım 15 olmuş. 15 lira falan herhalde şu an. 13,5'a yok da. Isı pompalı 600, 10 kilo. Bir de ısı pompalısızları var. Daha ucuz. 5 lira falan daha ucuz. 4-5 lira. Evet. Yani o şey hortumlu oluyormuş. Ben de çok... Ya bana Sadık Usta dedi işte, ısı pompalı al dedi. Neyi demekse. Yoğuşmalı sigara. Yoğuşmalı gibi bir şey galiba o. Kurutmalı
kurutmayı, hani... kurutma makinesini biliyordum ama hiç araştırıp hiç hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama o eski battaniyelerimi bugün yepyeni görünce... Gel buraya çek. Vallahi çok iyi oldu. Bununla ilgili yapılan yorum da var. İyi ki bir kurutma makinen oldu. Evet, iyi ki oldu. İyi ki aldı. Niye? İnşallah senin de olur. Belki de vardır, bilmiyorum. Abi öyle benim gibi hayat yaşıyor. Çocuk bakı kirada olup da alabilir. İşte öyle bunu anlayamıyorlar. Ki ben burada yani video çeken biriyim. Aldığım bir şeyleri gösteriyorum. İyi ise iyi diyorum. Kötü ise kötü diyorum. Öneriyorum. Ya da hayır kesinlikle almayın diyorum. Niye bu kadar sana dokundu? Özellikle sana yazmışsın. Kurutma makinesine. Abartmadım. Gayet de güzel. Her evin de ihtiyacı diye düşünüyorum. Biz de Ünal'lara gidiyoruz burada. İyi iftarlar. Sporla gidiyoruz. Dur bakayım. Ebru'nun halısını da gördüm. Hiç görmemiştim. Yürüyerek gidiyoruz. Rüya, iyi oldun mu kız? Yürüyorsun, koşuyorsun. Yarın okula gidersin. Efendim? Yarın okula gidersin. Umut abi. Buradan da arka balkonu görünüyor. Mahalle bizim, böyle gidiyoruz. Yürüye yürüye. Geze geze. Ümit şey tam iftarla eve girsin. Hemen yemeğini yesin. Kız başın döner. Ben de. Başı dönmüyor ama. He. Aferin, antibiyotik işe yaradı. Sokakta hiç kimse yok. Ana kız gidiyoruz böyle. Nereye gidiyoruz? Amcamlara. Evet. Bebişi özledik değil mi? Özledim vallahi. Şurayı ortaokul yapacak demişlerdi. Yapmadılar. Özel uygulama okulu oldu. Burada da statyum. Keşke ortaokul yapsalardı anne ya. Olsun, o okulda güzel. Demek ki buna ihtiyaç vardı kızım. İçeride anaokulu yapacak. Anaokulu yapıldı, o karşısı bak. Mevlana. Ama ben bir şey derim. Sağda... Buraya bak, pazar bak pazar yeri yazdılar ya, orası da pazar olacak. Ama ne zaman tabii ki bilmiyoruz. Açıldığında gider miyiz? Gideriz tabii, niye gitmeyelim yakınımızda. Vallahi ben pazar gezmeyi çok seviyorum ben de. Ben bazen. Kayboldu bizimkiler. Şuradan gittiler. Şurada Mevlana var. Mevlana mahallesinin simgesi. Bunlar biz nerede izleyecekler şimdi? Karşıya geçiyorlar. Biz de geçelim. Ümit halkı selamlıyor. Geldik. Bu kadar yakında oturuyoruz. 2 dakikada geldik değil mi? Evet. Çok yakınız birbirimize. Çok yakınız Emir. De ay ne diyecektim ya? Bilmiyorum ki. Ne diyecektim onu? Alp büyümüş mü bakalım. Böyle hazırlamış. Kız kardeşi de burada, Trabzon'dan geldi. Biz masayı böyle kuruyoruz. İftar oldu. Yok dur, okunmadı. Okunuyor. Şey yapayım mı? Aynen, çocuklarınkini de verelim. Yemeğimizi yedik. Doydun mu? Kendine gelmiş. Çocuklar da burada yedi. Kalabalıktık bu akşam. Oo, yine Kemal Sunal eşliğinde. Afiyet olsun.
Ne olsun, niye bildiğin kadar? Gel gel. Ha, balkonu kapalım seninle diyecektim. Aa, havanın güzel olması en güzel şeye yarıyor böyle oturmaya. Renginin çiçekleri. Renginin hobi dünyası burası. Ay. Oh. Dinleyelim şöyle. Kardeşler yatıyor böyle. Waffle yapıyoruz. Oldu oldu, güzel oldu. Waffle keyfi çocukların. Dedim ki içimde waffle kokuyor, acaba waffle mi yaptın? Evet, birlikte yaptık şimdi. Afiyet olsun. Çay orada, waffle orada, her şey orada. Arkadaşlar da geldi, böyle oturuyoruz. Misafirlikten çıktık, eve gidiyoruz. Ümit zaten uyudu misafirlikte. Tatlını yedin mi? Waffle'ı biz yaptık. Ben çok şey geldi, abur cubur geldi. Değil mi? Sevmiyorum ben şey. Göktuğ'un da sınavı vardı. Zaten kalktık, eve gidiyoruz. İyi oturduk. Güzeldi her şey. Ben de perşembe akşamına davet ettim. Perşembe akşamı da bizdeler Allah izin verirse. Anne. Efendim. Yarısı olsun. Evet. Bitiyor sınavlar. Şimdi eve gidiyoruz. Artık Ümit'in sürprizini tabii ki ben dün akşam bozdum. Sen ölçü yaparken gördüm ya ben. Sen beni görmedi sandın. Gördüm. Zaten sürprizim bozulmuştu. Yani, evet. Sonra bugün kargolar gelince öğrendim. Ümit'in muhteşem sürprizini yapmaya gidiyoruz eve. Dükkandayız yeniden. Dükkana aletlerimizi almaya geldik. Şarjlıyı eve çıkıp Ümit'e kuracağız. Şöyle de dedim bir ufak sohbet edelim. Ümit dedim gel yanıma. Biraz dedim konuşmam gereken bir şeyler var. Biraz söyledim, birazını da söylemedim. Hem dedim konuşalım, sohbet edelim. Yorumlar, evet hep diyoruz siyaset ve futbol için. Kimseye bir şey denilmez bence. Denilir mi? Zevkler ve renkler tartışılmaz sonuçta. Yani herkesin kendi görüşü, herkesin kendi şeyi. Ama neden ki pazar 3 günden beri değişik değişik hesaplardan aynı tarz yorumlar yapılıyor? Niye yani? Ne gördün bizim sayfamızda da bununla ilgili yorum yapılıyor? Yorumu da yani gizlemek istemiyorum. Aslında sabitleyeceğim bir yorumda sabitlemedim. Ne mi? Hani şey, özellikle gelmişler bizim sayfaya şey yazıyorlar. İşte parti muhabbetine girip hep birlikte kadeh kaldırırsınız. Biz iyi de biz bir şuna oy veriyoruz demedik ki. Ben demedim ki. Belki hocayla dua edeceğiz. Nereden biliyoruz yani? Yani belki Refah'la takılacağız, belki AKP'yle takılıyoruz, belki İmamoğlu ile. Yani biz bir şey demedik ki kendimize ilgili. Ona, aslında ondan daha çok önemli olan, mesela sen kızlara ayrı falan öyle şeyler çekiyorsun, konulara olarak çekiyorsun ama yani ben burada babalarıyım canım. Yani ben bir kere bir şeye müsaade etmem. Ne alaka canım? Yani illa yılışık yılışık şeyin kameraların karşısında şeyden, sahteden çocuk mu öpüyorsun? Ne alakası var canım? Bu çocuk, o kızlar, o çocuklar yani daha doğrusu hepsi akşama kadar kadının peşindeler. Bir öpmüyorsa bir tane öpüyor, bir sarılmıyorsa bir tane sarılıyor. Akşama kadar 50 kere yanındalar zaten her şeyi denildi. Evet. Ne alakası var canım? Siz sanki hiç eski videoları mı izlemiyorsunuz? Eski videoların hepsine hiçbir şeye girmediniz. Ümit Ersoy kanalına girin. Orada hemen ilk videoda zaten görürsünüz. Ya bunu sadece kameralarla göstermeye gerek mi? Ben babalarım, onlara canımı vermişim. Bir de... Ben onlara ömrümü adamışım. Ben onlara... yani benim yaşama sebeplerim yani, anlatabiliyor muyum?
İki taneydi, üç tane oldular. Ben onlar için ölürüm yani. Hani hiç sorun yok. Öyle ayrımcılık falan filan gibi muhabbetler. Hani sen bir konu açınca oraya da yazmış ya işte yapıyorsun. Ona ekmek vermiyorsun, ona su vermiyorsun. Ya bırakın işleri canım. Ben akşama kadar göz önünde. Öyle bir şey olsa bu iş bu iki seneye kadar sürer mi be? Dedim kim, hangi er kadını ben çocuklarla öyle ayrım falan. Olur mu öyle şey ya? Siz neden bahsediyorsunuz? Yani herkesin ben aynı şekil Gökte'ye öyle bir davranışın bir şeyinde olsa bu kadar olur muydu canım? Kim bir de olsa? Bu muhabbet son bir haftadır çok sık dönüyor. Gerçekten. Yani canım o seyle alakalı değil. Şimdi seni bir yerden vurmaya çalışıyorlar. Bir de belki şöyle bir şey var bir ki son bir haftadır söyler. Gerçekten yani öpecek bana pozisyonum yok. Neden yok biliyor musun? Mi? Ağrımadı buraya dayıyorum ya. Şöyle. Şu nasıl? Ya şöyle. Şöyle ha, tutuyorum. Aa çok iyi oldu bu. Son bir haftadır böyle bir muhabbet dönüyor. İnanın son bir hafta 10 gündür ağzım burnum zaten uçuk içinde. Yani böyle kimseye yakın temas bile yapmıyorum. Hala bu akşam bak şeye gittik. Bebeğine... Ben mesela 2 günden beri rüyaya şey yapmıyorum, sarılmıyorum. Hasta çünkü. Evet. Ondan ha mikrop geçti mi? Tamam. Bir kere ilk hasta diye sarıldım. Bir gün zaten şeye geçti, kalktım zaten hemen. Çünkü evet. Hani hasta olanımız var, olmayanımız var. Bir de sonuçta böyle yani böyle isteniyor ki sanki böyle hani ay öpeyim ya bırak yapmacıklık alakası yok yani. Bunu zaten göremediysen bizim binlerce videoda burada öyle şansı yok ki ben babalarıyım, ben bunu anlamayacak mıyım ben? Ben onların gözünden anlarım, şeyinden anlarım. Bunları sarmaş dolaş yatıp da televizyon izledikleri zaman görüyor musunuz? Çekmiyoruz. Bunları bugün de yaptık. Neyin bugün gösterisini yapacağız mesela? Neyin gösterisini yapacağız? Ben şimdi... Bunu mu istiyorsunuz? Ben geçeyim içeri, Göktuğ'u geleyim, yanıma alayım, sarılayım, televizyon izlerken hadi beni çek. Ya bunu görünce mi hani öyle bir şey olduğu anlaşılacak? Sevgi böyle bir şey mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Hatta bir abla da altına yazmış, evet diyor, ben diyor... Önce diyor. Yok, ben tabii ki diyor, kendi evladım daha öncelikli diyor. Ben buna da katılmıyorum. Biz her zaman yeğenlerimizle büyüdük, kuzenlerimizle büyüdük. Bizim için her zaman çocuk çocuktur. Çocuğun onu bunu yoktur. Şurada bir çocuk ağlasa koşa koşa kendi çocuğum gibi giderim. Yani. Hani çocuğun seni beni yoktur. Çocuk evrenseldir. Çocuk herkesindir. Çocuklar şurada birisi çocuğu ağlasın hiç anasını babasını sormam. Direkt gider derdini sorarım yani. Hani yok başkasının çocuğuymuş. Yok, bu kafa yanlış bir kere. Bunu hiç geçeceksin. Benim kızlarım neyse Göktuğ da aynıdır. Ya da bana emanet edilecek başka bir çocuk da aynıdır. Kendi çocuğum neyse o da aynıdır yani. Öyle şey olur mu ya? Bir de ben başkasının çocuğun yanında kendi çocuğunu seviyorsam o an sevmem yani mesela. Ya da ona göre hareket ederim. Ya da yani onu ben kendi çocuğum gibi olmaz değil. Öyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Hayır. Bir tane de şöyle bir ya kabulleneceksin ya kabullenmeyeceksin. Hayır, benim de eşimin işte çocukları var. Benim de var. Ben kendimden önce karşı işte eşimin çocuklarını öpüp seviyorum. Bu da bana çok yapmacık geldi. Bana hatta yazdım zaten bu yorumu duyarsız kalamadım. Bizim mesela evin içinde bazen artık kızları o kadar hani şey oluyor ki Göktuğ bazen şey olduğu oluyor yani hani ondan sonra ben alıyorum yanımı. Gel diyorum o zaman erkek dayanışması yapalım. Kadın dayanışmaları. Çünkü bunları. Biz kızlarla sürekli yani. Yani ben bunu anlatamam. Sabah akşam yani şimdi abi yatak şapur 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 öyle etmek de olmaz ki bu iş. Şimdi mesela Ümit televizyon bir şey oynuyor. Biz yatak odasındaki biri bir tarafıma yatıyor. Biri bir tarafıma yatıyor. İşte ya değil mi inanlar da bile ya. Hayal yanıma bir yerime çıkmaya çalışıyor. Ben babasıyım yani bir öz babası. Ya az git dedim şurada oturacak yer yok zaten. Dar az ileride otur. Şimdi ben bunu kamera önünde çeksem ben babasıyım bir şey olmuyor. Ben ama de, sen yaptın mı ay beyan oluyor. Ne alakası var canım? Ben kendi çocuğumu ben her zaman çekemiyorum ki bazen. Yani çünkü sürekli olduğu zaman bazen az git şu ileride dur diyorum. Ya da bu çocuklar, bir kere öpersin iki kere öpersin her dakika gördükçe de şapur şapur öpersin yani. Ya bu çocuklar bir de 7-24 bizde yani sürekli bizde yani. Sen nereden biliyorsun kardeşim bizde. Biz beraber işte aynı koltuklarda oturuyoruz, aynı yerde yaşıyoruz, aynı şeydeyiz. Yani bu kadın sarmaş dolaş bir gidiyor. Düşündün yani lavaboya gidiyorum. Bak bunu bu kadar söylemeyeceğim. Bugün lavaboya gittim. Hayal rüya kapısında beni bekliyor. Anne çık az bir şey anlatacağım. Orada başladılar anlatmayı. Okulda tabii komik canım. Bir şey olmuş. Hep böyleyiz aynı. Yani biz. Ama dediğim gibi ben bunu yapmacık bir hareket yapamam. O kişi ben yok değilim. Yok canım ekranda yani. Öyle bekleyin. Beni de böyle ekranda. Böyle kamera çekiyormuş.
göktür öpeyim falan. Ya olmaz o. Şimdi ben içimden geliyorsun. Şu anda yani mesela şu an içimizden gelse bile öpemeyeceğiz duruma geldik. Değil mi yani? O çünkü bu sefer öptüğün zaman diyecek ki bak kameralara falan öyle gözüküyor. Anladım falan aslında. Yani. Falan gibi. Yani böyle lütfen ama şeyi çok ben saçma buldum. Yani başkasının Şaman hani kendi çocuğumu böyle daha çok tabii ki yeri ayrı falan diye hiç alakası yok. Gerçekten. Yok gerçekten, ya gerçekten öyle olmuyor. Bana göre ya. Bütün çocuklar hani aynı olduğu gibi bir de bana emanet edilmiş bir çocuk da hani ben kendi inan ki yani. Kendi şimdi şöyle, standartım neyse ol. Şimdi ben şöyle düşünüyorum tamam mı? Bazen bir tanesine sarılacağım, seveceğim. Onu sevdim o ya hepsini seveceğim ya da hiç sevmeyeceğim, bulaşmayacağım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle. Olmaz öyle şey. Ben mesela tek tarafıma hayal oturttuysam bakıyorum orada Göktuğ tek, Göktuğ de sen yanıma gel diyorum, bu tarafıma oturtuyorum. Ben... Yani 2000 videoda da ben bunu artık şey yapılmadıysa öyle şey ama şimdi şöyle ne oluyor biliyor musun? Zaten videoyu izlemedikleri belli çoğunun. Şimdi biz şeyi nereden vururuz? Sevilla'yı öyle evlilikten vururuz. Oradan evet. Yaparız. Ümit'i de böyle şey yaparsak, gazlarsak. Ben Sevilla'yı hangi olaylara satmadım biliyor musunuz? Ne olaylar geldi geçti satmadım. Abi yani onu şimdi bakalım zamanı gelince söylerim. Ben yani kesinlikle ben Sevilla'yı ben öyle şeylere şey yapmamışım da onunla ne alakası var? Yani şu kadarcık bile tereddüt etme. Zaten ben bunu anlatırken ağlamıştım. Ben canım ben çocuğumu, emanet yani. Eder miyim? Ben çocuğuma emanet edeceğim kişiyi bilirim. Bizlerimle yani. Hatta ben bu konuyu ilk kendi annemle paylaştım. Telefonda konuşurken anne dedim böyle böyle işler geldi başımıza falan dedim. O Ümit dedim bana, Ümit ne dedi dedi bana. Dedim anne dedim bana bakışında bile dedim hiçbir tereddüt hissetmedim anne dedim. Gerçekten oğlum dedim. Oğlum canım o kızları ben büyüttüm. Sonra ben, annem Ümit'e mesaj attı yani teşekkür mesajı attı ben yani. Ben kızların gözlerinden anlıyorum her. Ben büyüttüm onları ben biliyorum. Gözlerinden her şeyi anlarım. Ben ne bugün de tekrardan karakoldan kağıt geldi. Sevilla'yı... Aa yarın. Ha yarın karakola gideceğiz. Sevilla'ya ifadeye. Ne konusu olduğunu yine sürekli, bilmiyorum sürekli, yani. Yine bilmiyorum. Sürekli iftira, sürekli bir şeyler. Hani dün dedik ki telefon muhabbeti. Gene bir şey var bakalım. Gene gideceğiz, geleceğiz yani. Ne olduğunu hiç ama hiç bilmiyorum bunu. Kesinlikle benim yani şöyle. Ya uf, ne işte o kızlar mesaj atıyor ya işte. Ne o, kızlar belki şu anda yine yazıyor. Bilmiyorum ki yani. Şu anda belki yine yazıyor. Yani. Ya yok ya kapattıracağım o telefonu. O hattı ben de. Bırak ya. Zaten şey önümüzdeki ay bir yıl şeyi doluyor. O zaman kapattıracağım. Kapattıracağım kızlar... ya çocukların hattını. Yani çünkü ben... Rahat oluruz hani, dedik daha fena şey oldu. Şey olsun diye hani çocuklar hani diyaloglarını koparmasın diye hatlarını tutuyoruz. Bu sefer şey yaşıyor. Biz sıkıntı yaşıyoruz yani. Bir şey yapar. Tamam bir dakika Ümit. Dayak yersin. Korkarsın ben gidiyorum. Yani ben telefon tutuyorum. İyilik yapıyorum. Cebimden para ödüyorum. İletişimleri kesilmesin diye. Hani bana denmesi ki biz iletişim kurmak istiyoruz ama işte kuramıyoruz. Ya da çocuklar mesela ya biz aramak istedik de arayamadık demesin diye telefon tutuyorum. Bu telefonu tuttuğum zaman bu sefer gene ben sıkıntı yaşıyorum. Zaten ne diye şikayet alıyorum? Çocuk anasına isyan etmiş, bazı laflar söylemiş, aralarında konuşmuşlar. Hani böyle böyle diye. Ne o? Ben yazdırıyorum. Ve yazdıkları ya şey bizim bileceğimiz şeyler değil yani. Bu değil. Sefer bunu bak hiç ummadık bir şeyle uğraşıyorum. Biz şimdi kalkacağız yarın karakola gideceğiz. 9'da 12 niye? Ben cebimden para ödeyip çocuklara telefon alıp milyarlarca lira verip telefon alıp hatlarını her ay ödeyip 200-250 lira faturasını ödeyip telefon tutuyorum ya. Bunun için gidiyorum bir de karakola gidiyorum. Şimdi ne o? Oradan doğru ben mesaj atıyorum. Peki şey yapsa? Ben kendi telefonumdan mesaj atamayacak kadar şey mi adam mıyım? Cesaretsiz, karaktersiz bir adam mıyım? Korkak bir adam mıyım? Lan 2 seneden beri farklı farklı insanlardan, farklı farklı ortamlardan 30-40 kere tehdit yemişimdir ya. Evet. Yerim belli, yurdum belli. Dakikalık ortadayım ya. Burada hemen dakikada herkes beni bulabiliyor. Ya yurt dışından nokta atışı bizi buluyorlar da. Yani hiç biz burada bazı şeyleri konuşmuyorsak yani bizim de çok bildiğimiz şeyler var. Çok söyleyeceğimiz şeyler var. Ama
Yani yeri var, yurdu var ya da gerek duymuyoruz. Gerek yok. Bize her şey söyleniliyor. Her şey, biz bir şey söylediğimizde, yapıldığında böyle ya, daha yok. Ortalık ayağa kalkar. Hayır, alakası yok. Ben gerçekten motivemi şeyi düşürmemek için, çünkü ben benden istenilen performans bu. Benim moralim bozulacak, üzüleceğim, kötü davranacağım, ya. Bir şeyler olacak. Ama bundan sonra ben video çekeceğim. Her bir şey olduğunda video çekeceğim oğlum. Değil her mi? Bir olayda video çekeceğim. Ya artık her bir böyle. Olayda anlatacağım. Yarın mesela ne için gittiğimi söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Sadece bir de şu yarınki şeyden başka bir şeyden de bir bekliyorum. Belki odur diye düşünüyorum. Hani inşallah güzel bir haber olarak gidiyorumdur. Artık ifade vermekten ben de sıkıldım yani. Ben oturduğumda abla yine sen misin diyorlar artık yani. Artık yeter yani. Hani çocuk şube tanıyor. Karakoldakiler tanıyor. Yani gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz boyuna. Yani biz bazı şeyleri anlatmam ama bundan sonra anlatacağım ya, her şeyi anlatacağım. Yani zaten öyle de tehditliyoruz, böyle de laf yiyoruz. Gerçi boş boş işler, boş tehditler. Ondan sonra işte ne bileyim, bizim şey oluyor işte, hani adımız çıkıyor. Bundan sonra her türlü ya. Yani ben de aynı şey. Zaten en son karakola gittiğimizde de mi artık anlatacağım yani. Çünkü ne olduğu bilinmiyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bilmiyoruz yani artık. Ben hatta baştan beri o kadar mahkeme süreçleri geçti anlatmadığımız şey. İçeriği hiç söylemedik hiç yani. Hiç şey söylemedik. Niye söylemedik ki? Sadece şeyi ki? Söyledik. YouTube'da olanları söyledik. He? YouTube'da olanları söyledik. He. Detaylı neden neyi verdiğimizi söyledik. Sonuçlanan da var onunla ilgili. Biz devam sustukça biz suçlu olduk ya. Biz sustukça biz şey oluyoruz yani. Yani ben hiçbir zaman kimsenin anneliğini, babalığını sorgulamıyorum. Sadece kendi yaptığımı söylüyorum. Çünkü bu benim günlük hayatım. Günlük yemek yaptıysam çocuğa yemeği çektim. Su verdiysem suyu çektim. Okula götürdüysem okula çektim. Yani tabii ben... ki başıma da bir sıkıntı olursa da çekeceğim yani bunu. Söyleyeceğim yani artık. Bilgilendirme yani, amaçlı. Dün de bilgilendirdim. Bugün de bilgilendireceğim. Yarın da bilgilendireceğim. Yarın evet daha tamam, detaylı siz bilgilendireceğiz. Siz çıkıp gidiyorsunuz mahkemeye, nereye gidiyorsunuz? Tamam doğru. Yalan bir de şey tamam, deniyor. Yalandan kadar... gidip geliyorsunuz. Hayır hiçbir mahkememizde hiçbir evramızda yalan değil. Size bu kadar şey söyleniyor. Bilmem niye cevap vermiyorsunuz. Ya kardeşim ben suçlu şimdi musun? Ben şimdi adama diyeceğim ki bak bu beyaz. Açıklama yapacağım videosu. Diyeceğim ki bu beyazdı. O da diyecek ki bu bunu... Farklı şeylerle boyamış da beyazlatmış mesela. Bitmiyor evet. Kardeşim bitmiyor yani bunun sonu gelmiyor. Yani adam gerçekle konuşmadığı zaman ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim evet. Yani gerçek bir şeyle konuşmadığı zaman ne yapabilirim? Yani ben bu tahtayı yaptım. Bu tahta böyleydi. Hayır öyleydi ya da ne bileyim ya farklı farklı. Ya ben bir şeyi neyle anlatabilirim ki yani? Hani neyle anlatsam bu farklı yöne çekilmeyebilir ki? Her türlü çekilir. Evet. Her türlü çekilir ya. Ben yaptım desem ayrı, yapmadım desem ayrı. Ondan sonra yaptı ama böyle yaptı. Böyle de ayda bir daha açıklama videosu çek. Ayda bir daha video çek bilmem ne. Bunun sonu olmadığı için zaten biz susmayı tercih ettik yani her konuda. Yoksa biz de insanız konuşabiliyoruz, bildiklerimiz var, yaşadıklarımız yani var. Yani sonuçta sen beni yıllardan beri izliyorsun. Yani sonuçta bunun için izlemeyeceksen izleme. Yazıp da... ne bileyim işte yok işte açıklama yap bilmem ne yap ya sen beni tanımadıysan tanıma gerek yok daha ya daha yapma sen daha... çok benim ne yapıp ne yapamayacağımı kafanda oturtturdun artık beni tanıyorsun yani bir tanesi de yazmış ya benim kafam çok karıştı da işte ben orası öyleydi ben neyin sana ben sana ne dedim ya dedim bırak abla sen başkalarını izle ya boşver en iyisi engel yani. Dedim yani gene bunun sonu yok ki sonu yok ben de belki iftira atacağım belki o atacak ben de atacağım evet tamam bugüne kadar bir tane geri çekmiş videom yok bir tane yükleyip de geri çekmiş bir videom var mı yok bir tane söz söyleyip de geri çektiğim var mı yok bugüne kadar hiç söyleyip de yalan olan bir şey var mı? Yok. Büyük bir ihtimal açıklama videosu çektiğimde de gene doğruyu söyleyeceğim. Ama gene inanılmayacak. O artık herkesin kendi tercihi seçimi oluyor.
Yahut da söyleyeceğim. Belki ben yalan söyleyeceğim. Herkes kendini haklı tarafından bakar yani. Değil mi? Belki ben yalan söyleyeceğim. Ama ben şunu diyorum. Biz gerçekten hani bunu da sürekli söylüyorum diye başa kakıyor gibi değil yani. Bizim hayatımız bu. Biz önce kendimizden ya düşünün bak misafirliğe gittik. Bu akşamdan bahsediyorum. Önce çocukların rahatını hazırlamadık mı? Tabii. Kaç dakika sonra oturdun masaya? Yani bayağı zaman konuda geçti gitti. Yani önce çocukları rahat et dedik. Biz de biliyorduk. Yalan sonra yersiniz siz demeye. Hayır. Biz çocuklarımızla mutluyuz. Yani bunu da hep söylüyorum ben. Olur mu canım? Her açıklama yapan doğru konuşuyor. Hiç yapmayan yalan söylüyor. Yalan konuşuyor ya da haklı. Yani açıklama yapılmıyorsa tamam kabul ediyor falan. Ya yok öyle bir şey ya. Cahille sohbeti keseli benim çok oldu ya. Yani geçen sabah o kurutma makinesinin geldiği sabah Rüya hasta. Ümit dedi ki bana bekle ben hazırlanayım dedi. Demedin mi öyle? Biz hastaneye çıktım gittim ya ben sağlık ocağına. Ümit dur dedi ben lavaboya gideyim bir elimi yüzümü yıkayayım. Ümit lavabodan gelene kadar ben işimi halledip gelmiştim. Yani çünkü canım gidiyor da çocuk hasta ateşi var böyle ağlasa ağlayamıyor. Bir de o anda bir panik oldum üzerini giydireceğim böyle şey yapamıyorum falan yani. Bunu siz bilemezsiniz bizim evin içinde ne yaşadığımızı. Benim için çocuk ha şunu o yüzden, istiyorlar. O yüzden ne diyoruz? Bizim ağzımızdan ne çıktıysa o. Evet. O yani. Onu söylüyoruz. Bizim ağzımızdan buysa bu. Zaten biz olumsuz bir şey olduğunda da söylüyoruz yani. Ama bütün biz düşünüp tartarak söylemeye çalışıyoruz. Düşünüp tartarak söylediğimiz için de her zaman söylemiyoruz. Söylememeye çalışıyoruz. Bazı şeylere karşı kimseye yani... Yo bir gün sözünü kestim. Bir gün şöyle bir videomu çekeyim. Ben kamerayı açayım. Ben kızlara bağırıyorum. Azarlıyorum. Ümit de Göktürk. Bunu istiyorlar ya. Çünkü üveylikte bu var ya. Yok canım kimseyle. Yani böyle ya o kötüler bunu görmek istiyorlar. Göremedikleri için çıldırıyorlar. Çok beklersiniz onu görmeyi. Öyle bir şey yok. Olmayacak da yani. Ne alakası var canım? Ben ona müsaade eder miyim? Yani böyle bir şey var mı yani? Olur mu şey canım ya? Senin öyle bir hareketini göreyim ben zaten. Yani. Ben de aynı şekilde hadi yani. Hadi bakalım derim otur bakacağız bakalım ne dur, olacak. Dur ne oluyor yani biz. Ben gel bakayım diyeceğim buraya. Demek ki bir sıkıntı var bir burada var yani burada. Çözülmesi olmaz gereken. Olmaz bu iş böyle diyeceğiz yani. Olmaz öyle. Ben çocukların yüzünde bir tebessüm eksikliği göreyim. Tabii bir ki sorun yani. Göreyim, bir şey onların göreyim. Hayat enerjisi, sevinci, mutluluğu gittikten sonra ne anlamı var yani bazı şeyleri? Yani sen de o yüzden o kadar dillendirip durma. O kadar da öyle yani ben canımı vermişim, ömrümü vermişim çocuklara. Yani. Olur mu öyle şey? Bana göre çocuklar her şeyden önemli. Yani öyle el kızıdır hemen vallahi hiç hemen otur konuşalım bu iş böyle gitmez. Tabii ki yani olmuyorsa ama olmaz yani o anda. Bunu benim bu huyumu bildikleri için anladın mı? Bu huyumu da bildikleri için oradan vurmaya çalışıyorlar ama benim Sevile'ye inancım sonsuz. Biliyorum. Ya bunu sonsuz. Gerçekten bunu bana çok hissettiriyorsun yani. Ki kendi de bilir yani. O yüzden bu konularla ilgili sadece artık bu öpüyorum. Ben çocuklar için her şeyimi verdim. Bütün malımı mülkümü verdim. Her şeyimi verdim. Artık ne varsa kime göre çok kime göre az verdim. Fırsatı olsun canımı da veririm. Ömrümü de veririm. Hiç sorun yok. Tabii ki yani. Çocuklarımız yanımızda olsun. Biz bir dilim ekmekle de doyarız. Yarın et yeriz. Bugün su içeriz. Çocuklarımızla çok mutluyuz. Biz birimiz eksilirse inanın çok üzülürüz. Tabii ki canım. Onun için mücadelemiz bundan yana. Biz böyle mutluyuz. Ondan dolayı sorun yok. Şimdi güzel güzel evimize çıkacağız. Hadi daha üniteyi kuracağım. Heyecanlı heyecanlı ünitemizi kuracağız. Onu yarın artık çekeceğiz. Aynen onu da yarına çekeceğim. Bu kadar açıklama yeter diye düşünüyorum. Artık kafasında kalanlar da lütfen artık kendileri bilsinler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bundan sonra kim ne derse sevme atacağım, video çekeceğim. Kim ne yaparsa yapsın. Yeter de dışarıda uğraşıyorum milletler. Hey ya günde kısa 10 dakikalık kaç kişinin telefonlarıyla görüşüyorum, kaç kişiyle iletişim kuruyorum, kaç kişiyle bir şeylerim oluyor. Tamam biz
Real'de halletme taraftarıyım, tamam mı? Hani şeyiz ya hesapta, delikanlıyız ya, Real'de hesap halledelim durumu. Hani herkesle aynı ama, herkesle aynı. Tamam, Real'de halledelim. Yani neyse derdin, Real'de gerçekten konuşalım. Burayı boş ver, burası Sevilla'yla kanalı, Göktuğ'un, Kız Çocukların kanalı çekiyorlar. Buraya hiç bulaşmayın ya. Söyle bana, beni ulaşın ya. Ben her seferinde iletiyorum burada bir Özfer Elektronik diye. İşte telefon numaram falan, her şey. Bana ulaşın diyorum ya. Bir sorunuz varsa direkt bana ulaşın. Real'de konuşalım neysemiş, bir eksi derdiniz falan diye. Real'de diyorum ki ben de kendimce. Real'de görüşmeyen orada yapmaya çalışıyorsa bu sefer demek ki primle uğraşılıyor diye düşünüyorum. Tabii tabii. Böyle düşündüğüm için de demek ki delikanlılık bazen burada para etmiyor. Onun için diyor, ben ortamda, diyor ne konuşacağım diyor Ümit. Ondan sonra demek ki Real'de halletmek olmuyor, burada konuşacaksın bu oyuna demek ki. Ama bundan sonra böyle yani, burada her zaman anlatacağım yani her şeyi. Evet, bundan sonra göre, biraz da böyle gidelim bakalım. Gidişata göre öyle bak. Açacağım her seferinde videoyu. Niye? Ben de izleneyim. Ben de izleneyim açıklama videolarımla. Değil mi? Ne, zaten prim, en çok prim yapacağım, en çok para kazanacağım işler. Doğru, haklısın yani. Ben niye para kazanmayayım? Niye biz her ay daha büyük? Olur mu canım, delikanlı? Bir önceki aydan daha düşüşe geçiyoruz. Şey, delikanlıyım ya, işte delikanlıca halledelim. Gelin bak buradayız falan. Susuyoruz, görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz. Öyle yani. Benim sorun, yani sorunları halletmek için şeylerim bile, onlar bile farklı farklı şeylere çekiliyor yani. Tamam. Evet, sanki sana şey yapmışım gibi oldu da cüzdanımı almış mıyım diye şeye baktım, cebime. Öyle işte, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dilimizin döndüğünce kendimizi her defasında ifade etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz. Evet.